konuşmak istiyoruz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de 3. faz çalışmalarının malumunuz o Çin'de yapılamamıştı hasta sayısı yetersizliğinden dolayı Brezilya ve Türkiye'de yapıldı. 3. faz çalışmalarında 91.25 %91.25 başarı sağlandığını, etkinliği olduğunu aşının ifade etti. Pazar gecesi çıkacak yola, pazartesi günü aşılar Türkiye'de olacak. Tarihle ilgili bir süredir kafa karışıklığı vardı ne zaman uygulanacak diye. İlk turda 3 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla biz pazartesiden itibaren Çin aşısını kullanmaya başlayacağız. Konuşalım biraz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan ve Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Profesör Doktor Derya Unutmaz konuklarım. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Akan'la başlayayım. Ne dersiniz efendim? 91.25 koruyuculuk oranı. Zaman zaman sizin sosyal medya hesaplarını da takip ediyorum. Sayın Unutmaz'ın paylaştığı tweetler de var Brezilya üzerinden özellikle. Birazdan geleceğim, merak da ediyorum ama Türkiye'deki durumu bir değerlendirelim. %91.25, bu arada alınan tedbirler de yavaş yavaş, Sağlık Bakanı onu da söyledi, etkisini göstermeye başladı gibi bir düşüş var bazı illerde. Buyurunuz hocam. Şimdi biz Kocaeli Üniversitesi'nde zaten bu faz 3 çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Bizim gönüllülerimiz de dün itibariyle 700'ü geçmişti. Tabii ön değerlendirme bunlar ve sonuçlar bence çok umut verici. Burada 29 tane yeni vaka gelişmiş. Bütün bu çalışma 24 merkezde yapılan çalışmaların ön değerlendirmesinde. Bu 29 vakanın 26'sı placebo grubunda, 3 tanesi aşı grubunda. Bu tabii ki çok önemli bir fark. Tabii ki bundan sonraki sonuçlar da bu sonucu değiştirecektir. Biraz daha bence olumlu yönde değiştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü daha ikinci dozlarında olmamış kişiler var. Bu son derece ön değerlendirme. Ama zaten yapılma aşamasında da herhangi bir yan etki vesaire açısından da bizim gözlemlediğimiz bu 700 küsur gönüllü de çok majör bir şey olmadı. Gerçekten işte yorgunluk, kas ağrısı, bazen ateş olabiliyor. Ve etkinlik açısından merakla bekliyorduk. Bu da iyi bir etkinlik. %90'ın üzerinde olması zaten son derece iyi bir sayı. Ve umarım bundan sonraki sonuçlarda bunu destekleyecek şekilde ve hatta biraz daha yukarı çıkacak şekilde olur diye düşünüyorum. O yüzden hani bizim için çok ümit verici ve güzel bir gelişme oldu açıkçası. Vaka sayılarındaki düşüşe ne diyorsunuz? Bu tedbirler yeterli, bu düzeyde gider mi? Vaka sayılarındaki düşüş iyi görüyorum açıkçası. Bu tedbirlerin hemen bu kadar fayda edebilmesine ben aslında biraz daha yavaş olur diye düşünüyordum. O açıdan yani düşmesi aslında iyi bir düşüşü var ama tabii ki çok fazla bir yığılma olduğu için yoğun bakım hastalarında onların iyileşmesi ya da kaybı daha fazla oluyor. O yüzden ölüm sayısında ne yazık ki istenen bir düşüş yok. O da zaten ağır hasta sayısı arttığı anda bizim kaçınılmaz bir göreceğimiz bir şey. O yüzden biraz tabii ki onlar daha geç olacak. O yüzden önlemlerin zaten uzun vadede şu 1-2 aylık dönemde aşının birinci aylarını görene kadar en azından özellikle sıkı bir şekilde devam etmesinde çok fayda var diye düşünüyorum. Hocam bizde 91.25 çıktı ama Brezilya'daki çalışmalarla ilgili belli ki bir sorun var. Takip ediyor musunuz? Ne dersiniz? Brezilya açıklayacak diye bekledik ama onlarda tam olarak ne sorun var bilmiyorum ama sonuçta bizim verilen açıklanması bu açıdan iyi oldu. Çünkü heyecanla beklenen ilk sonuçlar bunlar. Biz de aslında buna benzer bir sonuç bekliyorduk etkinlik açısından. Çünkü gerçekten yeni COVID vakası da görmedik bu aşılanan gruplarda. O yüzden de Brezilya sonuçlarındaki gecikme neden bilmiyorum ama bizdeki sonuçların çıkması zaten bizim için yeterli. Daha şöyle sorayım. Bunu bu arada Sayın Aydın'a, Sayın Unutmaz'a da sormuş olayım. Onlara söz verdiğimde de lütfen yanıt versinler aynı soruya. Biz sağlık sektörüyle ilgili pek çok şeyi konuşurken umarız virüste bu olmaz dedik. Aşı çalışmaları dahil olmak üzere ama zaman zaman işte ilaç sektörünün birbirleriyle olan rekabeti, mücadelesi ve bunun tedavi süreçlerine yansımalarına ilişkin programlar yaptık geçmişte ve konuştuk. Aşı sürecinde de özellikle bilgilendirme noktasında ya da şirketlerin böyle bir rekabeti birbirleriyle ilgili bir sağlık dışı bir hesapları oluyor mu? Yani böyle tedirginlikleriniz kendi aranızda siz uzmanlar olarak bunları konuşuyor musunuz ya da?
Bu tedirginlikler açısından hani sağlıktaki bu durum bence en az gündeme gelebilecek şeylerden bir tanesi. Çünkü bunlar faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz çok standart bir takım verilerle yapılıyor. Hani burada bir güvensizlik olmaması için bunlar zaten son derece belirlenmiş kurallar çerçevesinde uygulanıyor. O yüzden gerçekten bir veriniz varsa hani açıklıyorsunuz. Oradaki burada yani bu kaygıların en az olacağı sektör diye düşünüyorum. Buna güvenerek hareket ediyoruz. Yani bilimin gösterdiği, yayınların gösterdiği şekilde hareket ediyoruz. Bu bana açıkçası güven veriyor. Onun ama tabii ki vardır bir takım çekişmeler vesaireler vardır ama şöyle söyleyeyim, bu aşıların çoğu birkaç tane ülkeyi ilgilendiren bir birleşme getiriyor aslında. Ya da mesela BioNTech aşı çalışması da bizim aynı şekilde devam etmişti ve bitmişti. Orada da mesela şöyle bir örnek vereyim. Aşı biliyorsunuz işte bir ortaklık, işte Alman, Amerikan ortaklığı dışında bize denetlemeye geldiler. Aşıyı denetleme, faz 3 çalışmasını denetlemeye geldiler. Denetlemeye gelenler Rusya'dan geldiler. Yani bütün bu aşamaların böyle kontrollü gittiğinin güveni olduğu için açıkçası şüphe duyabilecek en az noktadayız diye düşünüyorum. Ben şundan dolayı biraz da sordum. Şimdi Sayın Unutmaz'a mesela sosyal medyada bir paylaşımı var. Çin aşısıyla ilgili henüz bir şey söylemek istemiyorum demiştiniz değil mi efendim? Oradan gelecek sonuçları bekliyorum diye. Yani Batı ve Doğu sanki böyle aşı konusunda kullandığı aşılarla ilgili bölündü ve iki farklı ekol oluştu gibi bir durum var. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Sayın Unutmaz, ne dersiniz efendim? Brezilya aşı çalışmaları, Türkiye'deki sonuç ve paylaşımlarınız. Şimdi şöyle, yani bu faz 3 çalışmalarının bir kuralları ve protokolleri vardır. Bu çalışma firma tarafından yapılır. Yani Türkiye'deki yapılan çalışma, Brezilya'daki yapılan çalışma, Endonezya'daki başka ülkelerde varsa bunlar Sinovac şirketinin araştırmasıdır. Yani Türkiye'nin çalışması, Brezilya'nın çalışması, İngiltere'nin çalışması diye olmaz genelde. BioNTech de böyle yaptı, Moderna da böyle yaptı, Johnson & Johnson, Oxford, birçok firmalar birçok ülkede yapıyorlar. Çünkü değişik ülkelerde hem yapılması hem de belli bir enfeksiyon oranına ulaşılması gerekiyor. Ve bunlar çift kör çalışmadır. Ara sonuçlar açıklanabilir ama ara sonuçları açıklanması için de belli bir enfeksiyon oranına ulaşmanız lazım. Çünkü istatistiksel olarak onun anlamlı olması gerekiyor. Genelde bir 90 kişi enfekte olması lazım her iki grubun toplamında. 10 binlerce kişi üzerinde yapılıyor. Yani şu soruyu sormak lazım. Brezilya'da 10 binler, zannediyorum 20 bine yakın, yarısına, plasebo yarısına aşı verilmişti ve 200 enfekte vaka çıktı. Brezilya bunu açıklayamadı çünkü Sinovac buna izin vermedi. Dedi ki ben diğer ülkelerdeki raporları da toplayacağım. Hepsini birlikte bir rapor haline getireceğim. Ve bunlar bir rapor haline getirilir. Pfizer ve Moderna 200'er sayfalık raporlarını Amerika'da FDA'ya, Avrupa'daki onay kurullarına başvurdular. O raporlarda çok detaylı. Şimdi örneğin biraz önce hocamız birinci dozdan sonra dedi. Ama ikinci dozu beklemek lazım. İkinci dozdan sonra bir hafta da, en az bir hafta daha geçmesi lazım. Yani örneğin dünyanın en prestijli dergilerinde yayınlandı bu sonuçlar. Orada da çok net bir şekilde bütün sonuçları 3 ay, 4 ay boyunca gözlemlenmiş. Belli bir süre beklemeniz lazım. Çünkü beklemezseniz antikor seviyeniz çok yükseğe bir anda çıkabilir ama 2 ay sonra çok düşük olabilir ve enfekte olma riskiniz artar. Bunlar çok önemli konular. Neden diyeceksiniz? Yani %90 da olabilir, 97 de olabilir, 60 da olabilir. Yani bu şu anda ben buna yorum yapamıyorum çünkü tüm sonuçları protokollere uygun olarak görmek lazım. Hem ara sonuçları hem son sonuçları. Çünkü şöyle bir durum oluşabilir. Yani siz dersiniz ki %95 koruyucu ama gerçekte %60 koruyucuysa aşı olanlar kendilerini koruyucu olduklarını, yani o kadar koruyucuyuz ki artık korumamıza gerek olmadığını düşünebilirler. Yani bu, o da ayrı bir konu. Ben tamamen yani bilimsel objektif olarak gidiyorum. 91'de olabilir, 97'de olabilir. Yani bunu tam sonuçları Sinovac şirketinin rapor halinde açıkladığı zaman görmemiz lazım. Yani bu konuda ben açıkçası pek anlamış değilim. Yani niye Türkiye'de kendi başımıza açıklama yapıldı da Sinovac şirketinin bu konuda bir yorumu olmadı diye de sormak gerekiyor. Nedendir bu?
Bilmiyorum. Siz bilmiyorsunuz. Ama bu bir soru diyorsunuz. Kemalettin Hocam siz ne dersiniz? Neden sorusuna yanıtla başlayalım eğer biliyorsanız ve 91.25 oranını buyurun. Şimdi tabii nedenini bilmiyorum ama Türkiye aşısını pazar günü getiriyor. Eski adıyla yapısı sahada ilaç eczacılıkta 10-12 günlük bir süreden sonra aşısını yapmak istiyor. Belli ki Brezilya ocağın 15'inden sonraki bir tarih veriyor. Yani o sonuçları bekleyince ilerleyen bir tarih amaçlanan süre içerisinde istenilen kadar aşının yapılamaması gibi bir durum. Bir an önce yapmak istiyor Türkiye. Öyle olunca da muhtemelen karşılıklı görüşmelerle 40 diye beklenen, hedeflenen hasta sayısı 29'da açıldı. Bu bilimde olabilir, ara sonuçlar paylaşılabilir. Onlar da tüm Türkiye toplumuna açık bir şekilde paylaşıldı. Yarın kolay kolay bunun üzerinde oynaması mümkün değildir. Türkiye'de %91.25 verilen bir rakam Brezilya'da %40 çıkarsa, Endonezya'da %50 çıkarsa bunun bedelini kimse coğrafyaya bağlı olarak izah edemez. O zaman bilimsel tartışma doğar. Ben bu sorunun Brezilya'nın nedenini bilmiyorum ama Türkiye'nin kendi sürecini yönetme adına böyle bir açıklama yapmasını olağan görüyorum. Söylenen rakamlar da kabul edilebilir rakamlar. Sizin sorunuzun içinde bir şey vardı. Böyle Doğu ve Batı bilimi ya da sermayenin ya da endüstrinin bu konular üzerinde bir acaba yanıltıcı bir davranış olabilir mi diye önemli bir soru bana göre. Çünkü ağırlıklı olarak da bu süreçte bunu yaşıyoruz. Ben Sıla Hoca'nın dediği gibi bilimi yapan insanların süre yönetiminde sermayeye boyun eğerek bir bilim yapacaklarına inanmıyorum. Ancak bunun dışındaki sunum ve algı yönetimi konusunda elbette ki sektör birbirleriyle ilgili bir süreç yönetiyordur. Değil mi ya? Türkiye... Bunun bir de sektör tarafı var çünkü. O yüzden aslında tam da sordum. Yani bilim insanları tabii arkada çalışıyorlar ama o artık sektörde pazarlama stratejisine dönüştüğünde çok acımasız ve çok farklı yöntemler görebiliriz herhalde. Şimdi Mehmet Akif Bey 30 yılı aşkındır bu alandayım. 20 yılı aşkındır da hocayım. Ana uğraş alanım da sağlık endüstrileri ve bu alan. Bu alanda hiçbirimiz bu algı yönetimini, pazarlama tekniklerini herhangi bir uluslararası firmanın kullanmadığını söyleyemez. Söylerse o arkadaşımız meslekte hiç bulunmamış demek ki. Bu sektörle hiç temas etmemiş demektir. Türkiye'de şu anda bu yelpazenin içinde. Yani kendi sonuçlarının dışındaki diğer sonuçlar üzerinde konuşurken ya da bir algı oluştururken bile bir ticari hesap var. %91,5 doğrudur. Bunu tartışmaz. Bunu yapan bilim insanları %91,25 ortaya koymuştur. Ama oradan bu sefer başlar. Niye öyle oldu? 29'da niye açıkladı? Bu sefer savunma tarafı bazen bakın bu arada arkadaşlarımıza da söyleyeyim. Şimdi 91,25'i bir kısım arkadaşlarımız bu ilerleyecek %99 olacak gibi bir laf ediyorlar. Matematik ortada. 40 vakanın 3'ü zaten gitmiş. 40 vakanın 3'ü olmuş. 40 vakanın her biri 2,5 puandır. Yani 40'a tamamlandığında önümüzdeki 11 vakada plasebo grubunda olsa bunun en iyi olacağı rakam 92,5. Yani matematik belli. 100'e tamamlarsanız 3 var zaten. 100 vaka üzerinden 3 hiç değişmez. Geri kalan 29'dan 61 vaka da plasebo grubunda olsa ulaşacağınız rakam 97 olur yani. Çünkü 100 vakada her biri 1 puansa 3'ünü zaten aşı grubunda olmuş. En iyi rakam da %97 olur yüzde. Ha olur da 1000, 10.000 olur. O 3 sabit kalırsa o zaman relativiteyi görürsünüz. Bunları da hesaplamadan söyleniyor. Yani gidecek 98 olacak 99. Hayır 40 vaka toplandığında 92,5 en iyi şartla geçemez. Geri kalan 10... Efendim? Özür dilerim. Brezilya'da olanı bu sektörün, endüstrinin içindeki rekabetle ilişkilendiriyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda mesela oradaki süreci? Brezilya'yı çok bilmiyorum ama Brezilya'da merkezi hükümet ve eyaletler arasında sorunlar olabildiğini biliyorum. Hani bir taraf bir aşıya, bir taraf bir aşıya tarzında. Sektörün neyi olabilir?
belki hani verilerin güvenilirliği üzerinde problem olup tekrar gözden geçirilmesi gerekli olabilir. Türkiye verilerini güvenli olarak sundu. Neden Sinovac açıklamadı, biz açıkladık hocam? Yani bilmiyorum dediniz de olması gereken şirketin açıklaması mıydı? Yok, ben Türkiye'nin açıklamasına daha çok güvenirdim. Anladım. Eğer öyle de olsaydı ben dün akşamki açıklamaya aşının verilerinin değerlendirilmesi ve mesleğimi icra etme konusunda dün akşama daha çok güvenirdim. Sinovac profesyonel bir şekilde ortaya bir açıklama yapsaydı dün akşama daha çok güvenilir buldum ben. Peki. Önemli. Türkiye'nin kendi çalışmanın açıklaması daha güvenilirdir diyorsunuz. BioNTech ve Pfizer aşısı da gelecek Türkiye'ye. Ama şöyle, nasıl tercih edilecek? Bir tercih kullanıcıya mı bırakılacak? Ne dersiniz bununla ilgili? Bende mi? Kemalettin Aydın'da mı? Evet, buyurun hocam. Size sorayım. Tamam. Diğer hocalarıma da döneceğim hemen. Mehmet Akif Bey, bu aslında çok kıymetliydi. Bu ikisinin de Türkiye'ye geliyor olması çok kıymetli. Ama bunu yöneten iradenin nasıl karar vereceğini gerçekten bilmiyorum. Çünkü zor bir süreç. Hani kim neyi tercih edecek? Ama benim en iyi tercih edeceğim tablo şöyle olmalı. Çünkü Pfizer aşısını daha merkezi, daha soğuk zincirinin -80'in olabileceği merkezlerde söz konusu. Ben yönetecek olsam her merkeze dağıtırım ve insanlara da aşının ulaşılabilir olduğunu söylerim. Ya sağlık ocağında ya hastanede. Kişi kendi tercih etmeli. Madem ki 4-5 milyon gelecek, kişi kendi tercih edebilmeli. Hastaneye gidip BioNTech aşısını yaptırabilir ya da öbür yere gidip Çin aşısını yapabilir. Kendi E-Devleti'ne girildiğinde de bir aşıyla tamamlanmış olabilir. Bana göre toplum huzuru açısından çok iyi bir sonuç elde edilebilir. Eğer iki aşı da alınabiliyorsa ucu açık, kim kimi tercih ediyorsa onu kullansın. Orada hocam işte az önce konuştuğumuz algı devreye giriyor. Yani algı yönetimi sektörün, birisi Çin aşısı, birisi işte Alman Batı menşeli aşı, yöntemleri farklı. Vatandaşa tercihi bıraktırmak nasıl sonuçlar getirir? Herhalde onu da anketçilere, sosyologlara sormak lazım. Sıla hocam, şöyle, ne dersiniz? Açıkçası orada iki aşının da uygulanamayacağı bir grup yok. Yani yani doktor açısından bakacak olursak hani ikisi de uygulanabilir. Ben de Kemalettin Hoca gibi düşünüyorum. Yani tercihe bırakılabilir. Gerçekten sizin dediğiniz gibi yalnız tabii ki algıyla işte Çin aşısı vesaire gibi bir düşünce olabilir mi bilmiyorum ama aralarında bizim hani şu hasta şunu olsun bunu olsun diyebileceğimiz özel bir fark yok. Peki o ben sorayım Sayın Hakan, tercih edin dediniz, dediler size, ne tercih edersiniz? Ben zaten Çin aşısı oldum. Ona zaten son derece güveniyorum. Olmasaydım da açıkçası ben oyalanmadan kişilerin buldukları aşı olması taraftarıyım. Yani şu güzel. Anda bizim için en önemli şey aşı olmak ve ancak bu şekilde şey yaparız. O yüzden ben aralarında çok da büyük bir fark göremiyorum. Siz fark görmüyorsunuz. Sayın Aydın, siz ne tercih ederdiniz? Ben de Çin aşısı oldum. Çünkü ilk bulduğum aşıyı olacağım demiştim. İlk güzel. Onu buldum. Vatandaş tamam. Da ilk neyi bulursa onu olsun. Tamam. Sayın Unutmaz, efendim ekleyeceğiniz varsa alayım son dakikalarımız. Bir de sizin tercihiniz ne olurdu diye sorarak başlayayım ekleyeceğinizden önce. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz iki aşı kabul onayı aldı. Yok, hayır, Türkiye'de olsaydınız diyoruz, tercih etseydiniz. Ben faz 3 çalışmasını tamamlamış ve onay almış herhangi bir aşıyı olurum. Belli bir koruyuculuğun üzerinde olan. Politik bir yanıt oldu efendim. Yok, gayet bilimsel bir yanıt. Objektif olmak lazım bu konularda. Tamam. Yani şöyle, açıkçası mesela BioNTech ve Pfizer aşısı var Türkiye'de. Koruyuculuk belirledi. AstraZeneca'nın yarım doz tam dozu da %90 belirledi. Yani onun için Çin aşısı, Rus aşısı vesaire aşısı hiç önemli değil. Yani bilimsel olarak yapılan faz 3 çalışmalarını bitirmiş, onay almış veyahut da en azından belli kriterleri sağlamlamış herhangi bir aşı koruyucu olduktan sonra, güvenli olduktan sonra hiç fark etmez. Her aşı olmalı. Yani bu şu anda çok büyük bir savaşta mücadele ediyoruz. Peki. Ekleyeceğiniz varsa onu da alayım. Toparlayacağız. Yani bu BioNTech aşısının Türkiye'ye geliyor olmasından o çok sevindirici. Gerçekten çok iyi bir aşı. Kanıtlanmış bir aşı.
Tabii eğer çeşit artarsa çok daha iyi olacak. Çünkü her halükarda yeterli doz olmayacak. Diğer firmalardan da alınabilirse ben daha memnun olurum. Peki. Çok teşekkür ederim. Derya Unutmaz, Sıla Akan çok teşekkürler. Kemalettin Aydın çok teşekkür ediyoruz. Burada tüm hocalarımızın aslında üzerinde mutabık olduğu konu hangi aşıyı bulursanız çalışmaları bittiğinde aşıyı mutlaka dikkate almak. Beraberinde de çeşitlendirilmiş olmasının en önemli faydasının da yine herkesin aşıya daha çabuk ulaşması olduğunu düşünebilirsiniz. Kısa bir ara.